Harbi taraftar merhaba Fenerbahçeli'ye hoş geldin. Ersun Yanal Fenerbahçe geldikten sonra dedik ki o bütün her şey tozlu dumana kalacak her şey değişecek dedik diye düşündük. Bazı maçlarda gördük Ersun Yanal etkisini bazı maçlarda da ne yazık ki Ersun Yanal'ın hiçbir etkisini göremedik. Üzerine bir de hatalı oyuncu değişiklikleri gelince çoğu maçlarda puan kaybettik. Acaba neydi yani Ersun Yanal'daki bu değişiklik neydi? Bizim beklediğimiz, görmek istediğimiz Ersun Yanal bu değildi tabii ki de. Ha şunu da biliyoruz, Ersun Yanal geldikten sonra sihirli değneği yoktu ki işte Hasan Ali'ye dokunsun, Roberta Carlos olsun ne bileyim benziye gelsin ondan bir Pogba mı vesaire birisini çıkarsın diye zaten beklemiyorduk. Biz Ersun Hoca'yı bu kritik anlarda, kritik maçlarda alacağı tercihler, alacağı risklerden dolayı Ersun Hoca gelsin diye istedik. Ben hala şunu baştan söyleyeyim arkadaşlar. Halen hocamızın arkasındayım. Ama beni düşündürüyor. Yani benim bildiğim, benim düşündüğüm, benim görmek istediğim Ersun Yanal bu değildi. Şimdi neredeyse 7 maçtır Fenerbahçe'mizin başında. 21 puan baktığınız zaman sadece 9 puanı toplayabildik. Averajda da şu an 15. sıradayız. Şimdi benim aklımda kalan sizlerin de tahmin ediyorum ki aklınızda yer eden 4 veya 5 tane maç var. Bu maçlarda hocamız neler yaptı? Neden böyle değişiklikler yaptı? Bir üzerinde konuşalım bakalım. Haklı mıyız? Haksız mıyız? Ne diyeceğiz? Hadi bakalım o zaman şimdi 5 maçla Ersun Hoca neler yapmış? Bana göre hataları neydi? Şimdi üzerine bir konuşalım. Erzim Spor maçıyla Ersun Yılal Kadıköy'de çimlere ayak bastı. İlk yarı çok kötü top oynuyordu hatırlayın. Bir önceki maçlarda inanılmaz kötü bir futbol vardı. İlk yarıda Öyle bir Fenerbahçe izledik ki dedik tamam geliyor. Her şey dedik geliyor. 2-0'ı da bulduk. Oyuncular koştular, çabaladılar. İkinci yarın olduysa kondisyon eksikliği diyelim. Hadi hepsi düştü bir şekilde toparlanamadı ve maç 2-2'ye geldi. İşte buradaki hataların hani Ersun hocamızın hatalar zinciri burada başladı. Ayev'i çıkartıp yerine Reyes'i alınca toparlandı Erzurum. İyi pas yaptılar ve son dakikada golü buldular. Buradaki değişiklik farklı oyuncularda olabilirdi. Bu maçı da hadi diyelim ki kondisyon eksikliği de Ersun hocamız yeni geldi oyuncuları tanımıyordu. Ama birinci değişiklik Ayev'in çıkmasıydı. Antalya Spor maçını hatırlayın arkadaşlar. Birçok eksik oyuncu vardı. Sakatlıklar vardı. Cezalı oyuncuları vardı. 20. dakikada bir oyuncuları daha sakatlandı. Dedik ki tamam Antalya Spor'u Bugün burada rahat bir yeneriz. Güzel bir skor. Hani futbol olmasa da güzel bir skorla yeneriz diye düşündük. Çünkü oyuncuları sakatlandı. Dedik ki Ersun Hoca bu saatten sonra bir risk alacaktır. Bir oyun değişikleri yapacaktır ve maçı bize getirecektir dedik. Yine hiçbir varlık gösteremeyen Silimani'nin yerine Soldado girdi. Ersun Hocamız orada çift forvet riskini alacağına Silimani'yi çıkardı. Soldado'yu oyuna koydu. Hadi dedik Akrep Kral girer Soldado golünü atar. O da olmadı. Sonra çıkan oyunculara bakın arkadaşlar. Yine bakıyoruz. Kim çıktı? Benziye çıktı. Onun yerine kim girdi? Şener'i soktu. Bir hatalı bir hamle daha. Yine artık maç bitecekken herhalde skoru mu korumaya çalıştı hocamız? Ne yaptı bilmiyoruz. Yine oyunun son dakikalarında Reyes oyuna dahil oldu. Yine eksik Antalya'ya, sakatlanmış Antalya'ya karşı <laughs> pardon arkadaşlar sakatlanmış ve eksik Antalya'ya karşı yine risk almayarak bu maçın sonucu yine belliydi. İşte biz Ersun hocamız dedik ya başta böyle bir oyunu okuyup riskleri göze alıp çünkü risk alsaydı biz yine bir şey demeyecektik. Çünkü biz hocamızdan bunu bekliyoruz. Risk alacak, oynayacak, kazanmaya çalışacak bir Fenerbahçe kadrosu sahaya sürmedi geldiğinden beri. Bazı maçlarda belki ufak değişiklikler yaptı ama bu Antalya Spor maçında da hatalı değişiklikler sonuç ortadaydı yine. Soldado'nun kırmızı kart gördüğü Kayseri Spor maçını hepimiz hatırlıyoruz. Hakemin yaptıkları verdiği kararlar onlar tartışılır. Peki burada Ersun hocamızın yaptığı değişiklik 10 kişi kalmış bir takımız. Yapacağın değişiklikler ortada oyuna Frey'e almanın nasıl bir mantığı vardı? Frey oyuna girer girmez şöyle maç izleyenler eminim etrafınıza şöyle baktınız. Top tekniği yok. Arkadaşlarına pas atamıyor. Top tutamıyor. Frey oyunu aldıktan sonra Kayseri'nin ekmeğine yağ bal sürüldü. Ondan sonra üzerimize geldiler. Oynadılar zaten çok. Ilk, e, hatırlayın ilk yarıdaki oranlar. 10 kişi kaldıktan sonra Kayseri'nin topla oynama oranları bir hayli yükseldi. ayağımıza top tutamaz hale geldik. Zaten çok fazla top tutan oyuncumuz yoktu. Bir de oyuna Frey hamlesi gelince zaten golde kaçınılmaz oldu ve o maçtan da mağlup ayrıldık. Şimdi Frey. Frey'in gelmesi Ersun hocamızdan da önce. Bunu biliyoruz. Çok hatalı bir hatalı bile değil. Yani böyle karavana yapılmış bir transferdi. Yani bir sürü Frey'den daha çok ikinci ligde bir sürü de belki amatörde bile ondan çok daha iyi topçular vardır oynayan. Alındı. Hadi tamam ona diyecek bir şey yok. 10 kişi kalmış bir takıma. Hiçbiri varlık gösteremeyen. Frey hamlesiyle gördük ve bir sıfırda maçı kaybettik. Ersun hocamız işte neden böyle değişiklikler yapıyor? Bizim beklediklerimiz bunlar değildi. Şimdi de Konya Spor maçını hatırlayalım. En son Konya Spor maçı vardı. Konya Spor ne oldu kırmızı kart gördükten sonra dedik ki aha tamam kardeşim bir saat hemen hemen bir saat Konya Spor on kişi eksik oynadı. Ama iyi koşuyorlar, kondisyonları yüksek. 9 kişide savunma yapıyorlar, buna eyvallah, amenna, buna diyecek bir lafımız yok. E yine 90 dakika sahada kalan Silimani hiç 10 12 tane hava topunun sadece bir tanesini alabilmiş, 7 tane ikili mücadele kaybetmiş. Yani rakamları, istatistiklerini söylememe gerek yok Silimani'nin maçı da zaten hep beraber izledik. Sağdan soldan şişirilen ortalar, zaten kafa topu vuramayan Silimani'ye sağdan soldan orta yapılması çok mantıksızdı. Çıkar abici Silimani yerine forvet olarak ayı bir sür Mehmet Topalı çıkar. Öyle bir hamle yap. Çünkü zaten 10 kişi kalmış takıma biraz hücum yapabilecek bir Fenerbahçe varken Bozus oyundan çıktı, Zahit oyundan çıktı, Jailson oyundan çıktı. Oyuncu değişikliklerine bakalım. 90 dakika peki neden böyle Silimani'ye hocam? Ee, nasıl dayanabiliyorsunuz? Tamam bir oyuncuyu kazanmak tabii ki de istiyorsunuz. Ama oyuncuyu kazanmak istediğiniz oyuncu Fenerbahçe'ye çok şeyler kaybettiriyor. Söyleyen arkadaşlarım da vardı. Abi işte kimi değiştirsin, kimi alsın diye. Kın tamam elimizde belki forvet sıkıntımız vardı ama çıkar Selimani. Ay onun önünde oynat. Mozusla Mozus yoruldu. Hadi Zahit de yoruldu. Ama bu adamlar oynamak için geldiler Fenerbahçe. Zayt'in hadi maç eksiği vardı. Tamam bunu kabul edebilirim. Muzus 90 dakikayı çıkarabilecekti. O an eksik bile oynasa yani takım arkadaşın fazla pozisyon hazırlamasa bile bir veya iki pozisyonda maçın kaderini değiştirebilecek oyuncuydu Muzus. Jason çıktıktan sonra tamam Jason da çok yoruldu. Çıktıktan sonra da ne oldu? Yerine Ferdi alınabilirdi. Bir kardeşime demiş ki bu maçlarda Ferdi alınırım diye sonra bağırırsınız. Ya arkadaşlar zaten bizim gol bulmamız lazım edecek bir sürü oyuncu var. Bakın o beğenmediğiniz, bebenin de bazen beğenmediği benzi ya. Kadro dışı bırakıldıktan sonra gördük eksikliğini. Bir top atar. Faal alır. İlla gol atacak, asist yapacak. Tabii ki de Fenerbahçe'de oynuyorsan gol atacaksın, asist yapacaksın. Peki bazı oyuncuları kadro dışı bıraktıktan sonra orta sahada bir üret kendimiz. Zaten sıfır. Hep kanatlara oynayan bir Fenerbahçe. Neden kaleye şut vurmayı? Hiç, hiç... Düşünmüyor musunuz hiç kaleye şut mu? bir sadece biz bağırıyoruz kaleye bir tane oyuncu böyle karşıdan gördüğü zaman vur vur diye bağırıyoruz. Hocam tamam kanatlarımız orta sahaya göre belki daha da iyi ama hiçbir Fenerbahçe takımı uzaktan şut çekmez. Hep kanatlara yanlara oynuyoruz. Zaten dikine gidemiyoruz. Hep tamam kanatlara oynuyoruz. Eyvallah e, dikine gidebilecek Zahit vardı. Bir şekilde bir ara topu atardı. Moses çıkmayabilirdi. Vesaire vesaire. Bu maçların üzerinde konuşulabilir. Ama yine söylüyorum. Ben Ersun hocamı seviyorum. Ersun hocamın sonuna kadar arkasındayım. Ama Fenerbahçe için yanlışlar varsa, bir yanlışlar yapılıyorsa bunu söylemekle yükümlüyüz. Siz de, ben de. Dilim döndüğünce Ersun hocamızın yaptığı 4 maçtaki hatalarını gördük. Şimdi yine sizi hatırlattım. Neden Ersun hocamız böyle risk almadan, korkarak bir Fenerbahçe ee, futbol oynatıyor Fenerbahçe? hala anlamış değilim. Vardır bir bildiği diyoruz çünkü futbolu bizden çok daha da iyi biliyor. Biz taraftar olarak da gördüklerimizi söylemekle yükümlüyüz. Bilmiyorum arkadaşlar bana katılıyor musunuz ama Ersun Hoca'nın yaptığı bu değişiklikler almadığı risklerle çok puan kaybettik. Konya Spor maçında da kaybedilen puanı ben Ersun Hoca'ya yazıyorum. Kabul edenler vardır, etmeyenler vardır. Bakın ben eleştiriyorum. Ersun Hoca'mızı sevmediğim ya da Fenerbahçe'mizi sevmediğim anlamına gelmiyor. Korkmayın eleştirmekten. Söyleyin çünkü ortada mevzu bahis Fenerbahçe var. Fenerbahçe herkesin üzerinde bir taraftar olarak benim gördüğüm ve hocamdan hiç beklemediğim şeylerdi bunlar. Siz de bana katılıyorsunuz arkadaşlar. Yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Hangi maçlarda hatası mıydı değil miydi? Hangi oyuncuları sokmalıydı? Bunu bir konuşalım altına bakalım tartışalım. Siz Ersun Hoca'dan beklentilerinizi bu geldiği 7-8 maçta karşılayabildi mi? Göreceğiz bakalım. Evet. Ben inanıyorum. Fenerbahçe düzelecektir. Bu buhran durumdan çıkacağız. Ama hocam biraz da risk alırsan. Çünkü biz risk almayı severiz. Biz de senden böyle risk alarak futbol oynatmanı istiyoruz. Risk al, kaybet problem değil. Ama almadığın risklerden kaybedilen puanlar ve maçlar olduğu zaman biz o zaman sinirleniyoruz işte. Ama sonuna kadar güvenimiz tam. Evet arkadaşlar, videoyu da beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Her zaman takımımıza, hocamıza, başkanımıza sırt çevirmiyoruz. Her zaman arkalarındayız. Onları seviyoruz. Her şey Fenerbahçe'miz için. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.